Eğer bize bir insanlık, bir iyilik yapacaksanız beni ve çocuklarımı bu sefaletten kurtarın. Ya da gidin bize bir fare zehri alın. Çıkın gidin buradan. Arkanıza bile bakmayın sakın. Kırarım o ellerini seni. Ne yapıyorsun lan sen? Baba yapma. Baba vurma. Ya iftarı kaç saat var? Kocandır o senin. Döver de sever de. Kuşkumun hesabını sana mı vereceğim? Benim param, benim eşim. Sana ne lan? Baba yapma. Bana bu çocuğu var mı? O nasıl kılık? Ne babası be? Sen ne zaman baba oldun bize? Ne zaman baba oldun? Defol! Geçti artık o acımadan dövdüğün günler. Biz artık büyüdük. Söylediğin tedavinin masrafı 600 milyon lira. Ne? Hocam hastanın sonunu mu durdu? Sevgi Hanım, iyi misiniz? Sevgi Hanım. Ablacığım, ablacığım, dayan. Ablacığım. Yardım edin lütfen. Yaşamak istiyorum ben. Ben yaşamak istiyorum. Şerefsiz, ahlaksız mahluk. Defol git evden. Eniştem bir anda yanıma geldi. Beni dudaklarımdan öpmeye kalktı. Beni hayata bağlayan sizlersiniz. Sizin için ayağa kalkacağım. Allah seni çeken. Hocam her şeyi kaybediyoruz hocam. Hadi. 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 Anne canım. Ne olur acı kapı. Nasıl anlatayım, hastalığın çaresi yok diye. Şimdi size bir iğne yapacağım. Önce vücudunuz alev alev yanacak. Sonra bir iğne daha yapacağım. Rahatlayacaksınız. Ve o 75 günün sonunda bir mucize oldu. Ben o doktoru hayal görmedim. Gerçekti. Yaptığı iğne de gerçekti. Eğer Allah ömür verdiyse yaşa. Bizim yapacak bir şeyimiz kalmadı. Annemi bekleyeceğim ben. Hiçbir şey istemiyorum ondan. Ne nafaka ne yıpranma parası. Bana sadece çocuklarımın velayetini versin yeter. Taze ekmek var da çorbaya bayat ekmek daha iyi oluyor. O yüzden istedim. Saçlarım dökülüyor.